Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Anıl Furkan Embel. Bugün sizlerle Brüksel'e gidiyoruz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, birkaç gündür Belçika'da yaşıyordum. Belçika'ya ilk geldiğimde Antwerp şehrini gezme fırsatı buldum. Sonrasında ise Brüksel'e gittim. Bu iki günde çektiğim videoları sizlerle paylaşacağım. Bu videolar önceki gibi böyle sadece vlog tarzında değil, daha çok arka planda benim sesimin olduğu ve böyle sokaktan kendi çekmiş olduğum görüntülere dair video şeklinde olacak. Şu anda görmüş olduğunuz bina ise Grand Palace diye geçiyor. Bu Grand Palace şu anda günümüzde bir belediye binası olarak kullanıyor arkadaşlar Belçikalılar. Mimarisi de çok muhteşem. Bu bina hakkında bir balon var arkadaşlar. Bunu yapan mimar Fibonacci oranıyla yapmış. Bir hata yaptığını fark edince de kendini öldürmüş diyorlar. Şimdi ise arkadaşlar, çok turistik bir yer olan işeyen çocuk heykeli, yani manekin pis'e gidiyoruz. Bunun kıyafetini değiştiriyorlarmış. Bunun bir de kadın heykeli olan Jenekin Pis var. Yani Jenekin Pis şu an görmüş olduğunuz üzere kadın işeyen, köpek işeyen heykeli de var. Adamlar her şeyin işeyen heykelini dikmişler. Biz de dedik ki bir de işeyen Anıl heykeli olsun ve karşınızda işeyen Anıl. Onun dışında şehrin birçok yerinde kanallar var arkadaşlar. Bu kanallar sizi şehrin merkezine kadar ulaştırıyor. Şehir çok düzenli ve çok güzel bir yapısı var. Binalar özellikle mimarisine bayıldım. Onun dışında şehir çok uluslu, yani çok multicultural, yani birçok ulustan, her dilden, her ırktan insanlar var. Bu şehir için güzel bir şey ama ilerleyen zamanlarda kötü bir şey olduğunu da size anlatacağım. Onun dışında bildiğiniz üzere Belçika'da çikolata çok meşhur. Dedik ki gidelim, buranın en ünlü ejder çikolatalarından alalım. Ejder yumurtası çikolatalarını aldığımızda da muhteşemdi. Size de böyle içini göstereyim. Tadı müthiş arkadaşlar, kesin deneyin. Onun dışında burası Brüksel Borsası diye geçiyormuş. Eskiden burada borsa işleri dönüyormuş falan filan. Şöyle biraz mimariyi çektim sizlere. Daha çok mimarileri verdim. Şehrin her yerinde bisiklet yolları var. Bu hoşuma gitti. Ve her yerde bisiklet bulabiliyorsunuz. Burası ise arkadaşlar Gallery Royal of St. Hubert diye geçiyor. Yani eskiden neydi o bilmiyorum tarihin tam olarak. Ama şu anda içinde pahalı çikolatacılar ve pahalı markalar var. Çok güzel bir dizaynı vardı. O yüzden gelirseniz muhakkak görün diye sizlere burayı çektim. Şehirde kötü şeylerden bir tanesi de her yerde çöp olması. Mesela şu an yine çöp görüyorsunuz arkadaşlar. Her yere gittiğinizde böyle çöpler göreceksiniz. Bir Avrupa hayaliniz varsa bu kötü. Ülke 3'e ayrılmış arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Ülkede 3 ana dil var. Fransızca, bildiğiniz üzere, Flemenkçe ve Almanca. Bunlardan hangisini artık mutlu bulursanız o bölgede yaşayabilirsiniz. Daha çok Flemenk halkının daha böyle kültürlü olduğunu söylüyorlar insanlar ama burasını bilmiyorum. Onun dışında gene ülke, yani Brüksel ve ülke 3 ana bölgeye ayrılmış. Valon bölgesi, yani Fransızcanın konuşulduğu bölgeler. Onun dışında Flemenk bölgesi, yani Flemen bölgesi, Flemenkçenin konuşulduğu bölgeler. Bir de Brüksel başkent bölgesi demişler. Burada daha çok karma, yani Brüksel etrafını almışlar. Şehirde böyle ülkeyi 3'e bölmüşler. Şehir demişim, özür dilerim. Onun dışında geldiğiniz gezilecek o kadar çok yeri var ki Brüksel'in, sanırım bir günde bitiremeyebilirsiniz. O yüzden geldiğiniz zaman 2-3 gün buraya ayırmanızı öneririm eğer gelecek arkadaşlarım varsa. Her mimarisi beni ayrı büyüledi. Ama şehirde bazı gördüğüm kötülükleri de size söylemem lazım, ya da ülkede gördüğüm kötülükleri. Ülkenin bildiğiniz üzere büyük bir mülteci programı var arkadaşlar. Yani her yerden gelen mültecileri kabul ediyorlar adamlar, ihtiyaçları olduğu için. O yüzden biraz bence artık mülteciler ülkenin içine etmiş. Yani nasıl diyeyim size, küçük Arabistan kurmuşlar arkadaşlar. Her yere gittiğinizde böyle Faslılar, Marakeşliler, Morokollular, yani çok fazla mülteci var. O yüzden her yerde çok fazla çöp var. Yani yere ben normal bir Flemenkin ya da bunun attığını düşünmüyorum. Çünkü yerel halkı bulmak çok zor. Zor olmasına rağmen yerel halkı bulduğunuzda nasıl insancıl davrandıklarını görebiliyorsunuz. Onun dışında sokaklarda çok fazla mülteci var. Bu biraz bana tehlikeli gözüktü. Yani sokaklara girdiğinizde bir esen, yani Belçika değil de esenlere girmiş havası yaşayabiliyorsunuz. Gelecek arkadaşlara da hani bu konuda uyarayım şimdiden. Bir güvensizlik hissettim. Yani ülkenin genelinde bu var ve Fransız bölgesinde daha çok olduğunu söylüyorlar. Ama onun dışında ülke böyle şeker gibi, adamlar mimarilerine birçok şeyine sahip çıkmışlar. Dediğim gibi mülteci programı yüzünden biraz sıkıntı yaşamış gözüküyorlar. Umarım bir gün yolunuz sizin de Brüksel'e düşer arkadaşlar. Güzel görüntüler görmek isterseniz kanalıma da sizi beklerim. Şimdi videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Ben de size bu tarz videolar daha çok çekeyim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.